Dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün süreklilik ve süreksizlik konusunu irdelemeye çalışalım. Tamam? Yani her ne kadar biliyorsanız da ben bunu yeterli görmüyorum. Süreklilik ve süreksizlik konusunu irdelemeye açıyorum. Buyurun arkanıza yaslanın. Dersimize hoş geldiniz. Şimdi burada bir grafikte içi boş yuvarlakla gösterilen noktalar grafiğe ait. Şimdi burada içi boş yuvarlaklarla gösterilen noktalar grafiğe ait değil. Grafik çizgisi de içi dolu yuvarlakla gösterilen noktalar grafiğe aittir. Şimdi buna göre FA nedir? S'dir değil mi? FA S'dir. Bak onu söylemiş. Mesela FB tanımsız bir nokta. Hani tanım kümesinde B yok. Hani aslında. B yok. Dolayısıyla tanım kümesi buydu. Hatırlayın bir dakika. Kalemi çıkaralım. Hatırlayın. Bak. Bir de karıştırdığınız yeri sıcağı sıcağına sorun arkadaşlar. Mesela tanım kümesinde B yok. Hani burada B yok. B yoksa karşılığı da yoktur. Hani onu biliyorsunuz. Hani düşünün. Şimdi F'de C, E'dir demiş. Evet bakın dikkat edin. F'de C dolu olan kısım E'dir. Bak. F'de D de K'dır. F'de D de K'dır. Dolu olan yer yani. Orası. Evet hep dolu olan. Mesela orada grafiğe ait değil o. Boşluk var orada. Grafiğe ait değil. F'de B tanımlı değil. Yok yani. Bir eşiti yok. Hani paydayı sıfır yapan bir değer. Hani B noktası. Öyle düşünün. Burada şimdi ne diyor? X eşittir A'nın solundaki grafik ile sağındaki grafik birleşiktir. Bu birleşiktir. Onları okursunuz siz. Ben size burada ne anlatacağım? Bak. Arkadaş X eşittir A'da fonksiyon sürekli midir değil midir? A. Süreklidir. Aferin. X eşittir sıfır noktasında sürekli midir? Süreklidir. X eşittir B noktasında süreksizdir. X eşittir C noktasında süreksizdir. X eşittir D noktasında süreksizdir. Bak bir dakika dur. Lale bak şimdi. Şimdi başladım. Çiziyorum Lale. Elimi kaldırdım. Çiziyorum. Yani elimi kaldırdığım noktada süreksiz yani. Bunu konuşmuştuk. Anlaştık mı? Böyle derse katılın. Yanlış olsun bileme. Bunlar önemli değil. Yeter ki derse katıl. Ben iddia ediyorum size. Mutlaka mükafatını göreceksiniz yani. Ben size söyleyeyim. Hadi bakalım buradan yukarıya doğru devam. Bak şimdi. Burada etkinlik 2 diyor arkadaşlar. Şimdi böyle güzel bir çalışmalar yapmış. Biz kendimiz hızlı hızlı konuşuyoruz şimdi. X eşittir. Şimdi burada arkadaşlar X eşittir eksi 1 noktasında fonksiyon 1'e eşit. X eşittir eksi 1 için sonuç 1'dir. F'de eksi 1, 1'e eşit. Doğru mu? Peki eksi 1 noktasında soldan limit ne? Eksi 1. Sağdan limit ne? Eksi 1. Tamam. Limiti var. Eksi 1. Fakat tanım kümesinin hani F'de eksi 1, 1'e eşit. Limit eksi 1'e eşit. Eksi 1 ile 1 birbirine farklı olduğu için bu noktada süreksizdir. Veya işte elimi kaldırarak çizdiğim için süreksizdir. Onu da biliyorsunuz. Şimdi 1 için konuşalım. 1. X eşittir 1 de soldan bir dakika. X eşittir 1 için soldan limit 2'dir. X eşittir 1 için sağdan limit soldan limit 2'dir. Bunu anladınız mı? Bunları sorarlar. Sağdan limiti nedir der adam. Yaz şeyde sınavda. Sağdan 1 1'dir. Hani anladınız mı? 1'in sağdan limiti 1, soldan limiti 2. Soldan ve sağdan limitler birbirine eşit değilse limiti yoktur. Limiti yoksa süreksizdir. Şimdi 2 bakın şimdi şuna dikkat edin. F'de 2 3'tür. Soldan limit 2'ye soldan limit 3'tür. Sağdan limit 3'tür. 2 noktasında bu fonksiyonun limiti vardır. Hatta süreklidir. Tamam. Mesela 3 noktasında soldan limit 2, sağdan limit 3 ve görüntü kümesi de yok. Yani şey de yok. F'de 3 yok. 3 noktası tanımsız nokta hatta. Hocam
Tamam, anlatıyorum. Şimdi 3'e soldan yaklaştığım zaman bak şimdi grafiğe kondum. Buraya baktığımda 2'ye yakınlaştım. Demek ki soldan limit 3'e soldan limit 2'dir. Şimdi iyi dikkat et. Sağdan yaklaştığımda 0'a yaklaşıyorsun hani. Sağdan yaklaşmak o demek. Yani sen 3'ten büyük bir sayı buluyorsun. 3'ten birazcık büyük bir sayıda dikey dikey çıkarken tak grafiği kondun. Konduğun an kır. Kır o zaman nereye yaklaşıyorsun? Gittikçe sıfıra yaklaşıyorsun her seferinde. Bak hani ben buraya tam yapamıyorum. Her seferinde sıfıra yaklaşıyorsun. Orayı anladın mı? Tamam. Demek ki soldan limit 2, sağdan limit 3. Bu limitler birbirine eşit değil. O halde 3 noktasında limit yok. O halde süreksiz. Şimdi hatta biz bu sorunun üzerinde sizlerle türevliliği de konuşabiliriz. Şöyle ki biz geçen dersimizde bir fonksiyon türevli olduğu noktalarda süreklidir demiştik. Bu cümlenin özdeş cümlesi, özdeşi, dengi P ise Q önermesinin dengi değil Q ise değil P'dir demiştik. Süreksiz olduğu noktada türevsizdir. O zaman şimdi konuşalım. Eksi bir noktasında süreksizdir. O halde o noktada türevsizdir. Bak, türevsiz. Bir de türevsiz. Üç de türevsiz. Şimdi bir dakika, bir dakika. Arkadaş, 2'de sürekliyse türevlidir diyemiyorsun. Onu konuştuk bak. İki noktasında sürekli. Ben bunu biliyorum. Bak, bir dakika. Bak. Burada sürekli. Onu biliyorum. Ama şunu söyleyemem. Sürekli ise türevlidir diyemem. Efendim? Evet, süreksiz olsaydı türevsiz derdik. Bir dakika, acele ediyorsunuz. Bak, süreksizse türevsizdir. Bunu anladım, tamam. Ama şimdi sürekli, ilk seçtiği iki noktasında bu fonksiyon sürekli, fakat türevli mi? Şimdi onu diyemiyoruz. Buna özel olarak türevli olup olmadığını incelemek durumundayız. İnceleyelim. Şimdi soruyorum size. Türevli diyenler sağ elini kaldırsın. Ya nasıl bakıyorsanız bakın işte. Türevli diyenler sağ elini kaldırsın. Şimdi türevsiz diyenler sağ elini kaldırsın. İndir. Neden türevsizdir Nagihan? Hayır. İki noktasında limiti 3'tür. Bu bir. O sebepten dolayı değil. Bak ben size söyleyeyim. Fonksiyon x eşittir 2 noktasında türevsiz. Bunu bilin. Nedenini bilin şimdi. Nedenini. Şimdi burada 2'den sonraki grafiği yokmuş gibi düşün. Hani grafik şöyleymiş gibi düşün. O zaman sen burada bir teğet çizecek olsan şöyle bir teğet çizersin farz-ı mahal. Şöyle bir teğet çizersin farz-ı mahal. Pardon. Evet, hatırladınız. Şöyle bir T çizersin. Ama sadece 2'den sonraki eğri olsaydı onun üstünden çizerdin. İşte burada x eksen 3 noktasında çizdiğin teğetler x ekseniyle pozitif yönde farklı açılar oluşturmakta. Birinin tanjantı diğerinin tanjantına eşit değil. Hatta biri geniş açı, biri dar açı, biri negatif, biri pozitif. Sağdan türev, soldan türeve eşit değil bu soruda. O halde x eşittir 2 noktasında bu fonksiyon türevsizdir. Şimdi burada da arkadaşlar hani bizim çalıştığımız şeylerin ifadeleri var. Bunları okursunuz, bakarsınız yani bir şeyler.